Bu olay çok eski zamanlara dayanmaktadır. Benim dedemin dedesinin karıştığı meseleler yüzünden şu an hala sülale olarak işkence çekmekteyiz. Olayın başlangıcını ve nasıl olduğunu tam olarak kimse bilmemektedir. Herkes ayrı bir şey anlatmaktadır. Dedemin dedesi yani Mehmet Ali bu olayların başlangıç noktası olmuştur farkında olmadan. Olay Karadeniz yaylalarından biri olan Çambaşı Yaylası'nda başlamış ilk olarak. Kışları deniz kıyısına inen Karadeniz insanı yazın koyunlarını ve ineklerini alarak yaylaya çıkmaktadır o zamanlar. Deniz kenarı yerleri hep tarla olduğundan hayvanların rahat yayılmasından ötürü çayırlık olan yayla tercih edilmiştir hep. O zamanlar şu anki gibi araç herkeste yok at üstünde iki günde koyunları, inekleri sürü sürü çıkıyorlarmış yaylaya. Gene Mayıs ayı olmuş ve hayvanları yaylaya çıkarmaya başlamışlar. Berim'in dedesi Mehmet Ali ve onun abisi durmuş. Kuşluk vakti yola çıkmışlar. Bir sürü inek ve koyunla beraber. Tabi yol uzun. Normalde atla gitseler 10 saatte falan varılacak yol ineklerle koyunlarla oluyormuş 20-25 saat. Neyse, bunlar yolu yaralamışlar ve akşam olmuş. Dolayısıyla bir yerde yatmaya koyulmuşlar. Tabi bu bölge ormanlık bir alan. Bu arada orada yattıkları yer çoban bağırtan diye bir çeşmenin olduğu yermiş. Durmuş dedem, gece kuşluğa yakın vakitte aniden bir irkilmeyle uyanmış. Sonra etrafa bir göz gezdirince Mehmet Ali dedemin ağaçlar arasında durarak ona baktığını görmüş. Önce ne yaptığını anlamaya çalışmış. Sonra da Mehmet Ali dedeme geçip yatsan alan ne bakıyorsun dik dik demiş. Ama Mehmet Ali dedem hiç orada olmamış. Aynen bakmaya devam etmiş. Durmuş dedem de lan beni ayağa kaldırma dese de Mehmet Ali dedem çıt çıkarmamış hiç. Durmuş dedem bir an kalkacak gibi olsa da bir anda ürpermiş arı vızıltısı gibi bir şey duymaya başlamış. Mehmet Ali dedemin olduğu taraftan doğru. Sonra kalkmaktan ve yanına gitmekten korktuğundan uzaktan bağırmaya başlamış. Mehmet Ali gel yat lan Mehmet Ali kendine gel lan gibisinden ama ses çıkmamış. Aynen bakmaya devam etmiş. O gece durmuş dedem Ayetel Kürsi'yi birkaç kez okuduktan sonra Mehmet Ali dedem bayılmış olduğu yere Durmuş dedem. Gene de birkaç dakika bekledikten sonra Mehmet Ali dedemin yanına gidip onu kucaklayıp yatırmış tekrar. Sabaha kadar da uyumamış. İşin ilginç yanı Mehmet Ali dedem bayılır bayılmaz arı vızıltıları ve hayvanların debeleşmeleri kesilmiş. Ertesi sabah olduğunda Mehmet Ali dedemin hiçbir şeyden haberi yokmuş. Ne ayağa kalktığından ne de durmuş dedeme öyle baktığından. Mehmet Ali dedem de ciddi birisiymiş. Şaka falan sevmezmiş. Ne kendisine yapılmasını ne de başkasına yapmasını. O yüzden de durmuş dedem. İnanmış buna. Sabahleyin erkenden namazda kılıp yola çıkmışlar tekrardan. Yayladaki evlerine varmışlar. Gece yatarken durmuş dedem. Mehmet Ali dedeme dualar okutturmuş. Ne kadar biliyorsa. Mehmet Ali dedem de okumuş ve sonra yatmışlar. Gece yine Geç saatte kapının gıcırtı sesine uyanmış durmuş dedem. Mehmet Ali dedem dışarı çıkıyormuş. Ama elleri kolları hiç olmadığı gibi duruyormuş. Sanki değnek yutmuş gibi dimdikmiş. Durmuş dedem nereye gidiyor diye takip etmek istemiş ama sonra etmekten korkmuş. Mehmet Ali dedem dışarı çıkmış gitmiş. Aradan 10 dakika geçmiş. Evin yanında kahkaha sesleri duymuş ama iki kişiye ait seslermiş. Önce çıkmak istememiş korktuğundan ötürü ama sonra kardeşini koruma içgüdüsüyle gitmeye karar vermiş. Giderken de yanında yayla evinin duvarında duran Kur'an-ı Kerim'i almış. Ben bu evi gördüğüm için anlatayım biraz. Ev sadece taş yığmalarından yapılan tek oda bir ev. Tuvalet ve banyosu dışarıda. Durmuş dedem kapıya doğru ilerlemiş ve tam kapıya dokunduğunda sesler kesilmiş. Sesler aniden kesildiği için kapıyı açmaya korkmuş ve yavaşça kapı tokmağından elini çekmiş. Sonra evin etrafında koşma sesleri duymuş. Sanki birileri bir ileri bir geri koşuyormuş evin etrafında. Durmuş dedem iyice geri çekilmiş ve kapıyı açmadan gersin geri yatağına geri dönmüş. Bu arada koşan her neyse çatıya da çıkmış. Çatıdan da koşma sesleri gelmeye başlamış. Aynı anda hem evin etrafında hem de evin çatısından sesler gelmeye başlamış. Durmuş dedem elindeki Kur'an'a iyice sarılıp dualar okumaya başlamış. Fakat duaları korkusundan mıdır nedir hep karıştırıyor baştan tekrar başlıyormuş. Bu arada gülme sesleri ve arı vızıldamaları tekrar başlamış arada bir evin içinde gök gürültüsü gibi flaşlar çakmaya başlamış. Bu sırada evin kapısı yavaşça aralanmış ve Mehmet Ali dedem gözükmüş. Gene çoban bağırtan çeşmesinin oradaki gibi dik dik durmuş dedeme bakmaya başlamış. Ağıldaki hayvanlar bağırmaya başlamış deli gibi. Bütün koyun ve inekler gecenin bir yarısı deli gibi bağırmaya başlamış. Durmuş dedem Mehmet Ali dedemin gözlerinin içine bakamıyormuş. Sırtını duvara yaslamış, gözlerini kapatmış. Okuduğu duaları bitirmeye çalışıyormuş ama hiç bitiremiyormuş. Bu sırada elindeki Kur'an'a öyle sıkı sarılmış ki dışındaki sert kabı elini kesmiş. Mehmet Ali dedem konuşmaya başlamış o sırada kendi kendine. Fakat ne söylediği anlaşılmıyormuş. Mehmet Ali dedemin ne yaptığını anlamayan durmuş dedem bir an gözlerini aralamış ve Mehmet Ali dedeme doğru bakmış. Mehmet Ali dedem soluna dönmüş ve bir karartıyla konuşmaktaymış. Durmuş dedem o anda bağırarak dualar okumaya başlamış ve bir daha gözünü kapatmadan Mehmet Ali dedeme ve yanındaki karartıya baka kalmış. Derken dışarıdan sesler gelmiş. Durmuş, "Ne oluyor lan?" diye. Mehmet Ali dedem hemen koşarak kaçmış oradan. 250 metre kadar uzaktaki komşuları hayvanların seslerinden ötürü ayı geldi zannedip top tüfek ne varsa toplayıp gelmişler. Sonra kapıyı açık görünce de bağırmışlar. Mehmet Ali dedem evden çıkıp koşarak gidince kimse bir anlam verememiş. Mehmet Ali nereye lan falan deseler de kimseye ses vermeden koşarak uzaklaşmış. Komşular eve girince Durmuş dedemin suratı bembeyaz, eli kanamış ve dua okurken bulmuşlar. Mehmet Ali dedemi ise iki hafta kimse bulamamış. Mehmet Ali dedemi bu iki haftalık süreçte birkaç kere gönderiş tepesinde görmüşler. Ama bir anda gözden kayboluyormuş. Nereye gittiğini de kimse fark edemiyormuş. Durmuş dedem ve mahalleli dedemi arayıp durmuşlar at sırtında. Koca koca düzlük arazide bir görünüp bir kayboluyormuş. Kaçacak ne delik var, ne mağara. Hangi ara gizleniyor, kimse de anlamamış. Sonra durmuş dedemle komşusu. Birlikte alt sırtında akşama kadar aramışlar. Mehmet Ali dedemi. Akşam ezanı okunmuş. Tam geri gideceklerken Mehmet Ali dedemi Karakayalar denilen yerde görmüşler. Mehmet Ali dedem hiç hareketsiz bunlara bakıyormuş. Kayaların üstünden. Sonra bunlar atları o yöne doğru koşturmuşlar. Bizim komşunun atı durmuş dedeminkinden daha hızlı koşuyormuş. O yüzden o birkaç metre önden gidiyormuş. Derken bir anda komşu çimen bataklığına saplanmış. Bu bataklık şu şekilde olur. Normalde bataklıktır ve altı balçıktır. Fakat üstü çimenle kaplandığı için normal zeminden farksız görünüşü vardır. Bu tip bataklığın üstüne geldiğinizde su yatağı gibi olduğunu fark edersiniz. Keşkül gibidir. Bu ince toprak tabakası ve çimen kökleri bir kısım kuvveti karşılar fakat at, inek, öküz ya da birkaç koyun bir araya gelmesiyle yırtılır ve çöker. Çok hayvan telef olmuştur yaylalarda bu şekilde. Durmuş dedem hemen atı durdurmuş ve komşuyu bataktan çıkarmaya yeltenmiş. At boynuna kadar adam da beline kadar batmış durumdaymış. Dedem ne yaptıysa kurtaramamış adamı. Adam orada ölmüş. Durmuş dedem. Gözlerinin önünde batan komşusuna baka kalmış olduğu yerde. Derken bir anda omzunda bir el hissetmiş. Tam dönüp bakacakken bakmaya korkmuş. Öylece dizi üstünde boynu bükük kalmış olduğu yerde. Abi niye bakmıyorsun demiş bir ses. Mehmet Ali dedemin sesiymiş bu. Durmuş dedem cevap vermemiş. Mehmet Ali dedem ''Abi, bak bana'' demiş, daha bir sert tonla. Durmuş dedem, gözünü yerden hiç ayırmamış. Dizleri üstünde, gözlerinde yaş süzülerek bekliyormuş öylece. Hiçbir şey diyememiş, deli tutulmuş. Sonra Mehmet Ali dedem, arkasından önüne dolanarak, ''Bana bak'' dediğimde bakacaksın demiş. Durmuş dedem yere baktığından ötürü, bir terslik olduğunu fark etmiş. Mehmet Ali dedemin ayaklarının ters durduğunu, Durmuş dedem hiç başını kaldırmadan calız bir sesle ''Git ne olursun git'' demiş. Mehmet Ali dedemin kılığına girerse ''Nereye gitmemi istersin?'' diye sormuş. Durmuş dedem ''Nereye istersen oraya git ama buradan git'' demiş. Sonra bir kahkaha sesi kopmuş ve Mehmet Ali demin kılığına giren cin ''Öyle kolay değil bu iş, görülecek hesabımız var'' gibisinden konuşmuş. Durmuş dedem bir an şoka uğramış, ne hesabı diye düşünmüş, biz ne yapmış olabiliriz ki buna diye düşünmüş, cevap bulamamış. Durmuş dedem ne diyeceğini bilmez haldeyken, uzaktan diğer komşuların sesleri gelmeye başlamış. En son durmuş dedem, ne yaptıysak affet ne olur demiş. O varlıkta durmuş, senin kardeşin olacak Mehmet Ali ve senin soyundan gelen, senin kanından bir damla taşıyan herkes, benim ızdırabıma uğrayacak, peşini bırakmayacağım demiş ve gitmiş. Bu arada komşular durmuş dedemin yanında bir duman gördüklerini söylemişler. Ertesi gün komşunun cenaze namazına kalıp toprağa vermişler. Durmuş dedem eve dönmüş. Geceleri 3-4 tane komşuyla beraber kalıyormuş dedem artık. Ölen komşusu rüyalarına falan girmiş kaç defa. Ağlama krizlerine giriyor kendini duvarlara vuruyormuş, komşuları zor tutuyormuş durmuş dedemi. Bir buçuk hafta böyle geçmişken herkes yatmış, dedemin gözüne uyku girmiyormuş. O sıra baya bir kafayı yediğinde söylemişler dedemin. Herkes uyuduktan sonra durmuş dedem gene arı vızıldamaları ve şimşek gibi ışık parlamaları görmeye başlamış. Tam birilerini uyandıracakken hareket edemediğini, ses çıkartamadığını fark etmiş. Derken bir kedi belirmiş yattığı yerde ayak uçlarında uzanın sadece gözlerini kıpırdatabiliyormuş. Kapkara bir kedi ayak uçlarından doğru yürüyerek kafasına gelmiş ağzından kıvılcım gibi bir şey saçmaya başlamış. Dedem ne kadar debelense de hareket etmeyi ya da konuşmayı becerememiş. İçinden Ayatel Kürti'yi okumaya çalışmış defalarca ama ilk kelimelerde bile hata yapıyormuş okuyamıyormuş. Dedem okumayı becerdiği anda bu kedi yok olmuş ve bağırarak yerinden kalkmış. Komşular bir anda zıplayarak uyanmış. Durmuş dedemin bağırmasına. Ne oluyor durmuş niye bağırıyorsun diye birikmişler başına. Dedem ağlamaktan konuşamamış. Komşuları ilk defa yüzü bu kadar beyaz bir insan gördüklerini söylemişler. Dudakları bile bembeyazmış. O gece gibi birkaç gece daha geçirmiş komşularıyla derken bir gece uyuyakalmış. Sabah bir bağırtı sesiyle uyanmış. Komşularından biri yerinden kalkmış. Deli gibi sağa sola koşturup bağırıyormuş. Onun sesine herkes uyanmış. Durmuş dedem, adamın ne yaptığını anlamaya çalışırken komşusu dedemin yanını işaret etmiş. Dedem de sağına bir bakmış yatağın içinde Mehmet Ali dedem ona bakıyor. Oradaki insanlar üzerindeki ilk şaşkınlığı attıktan sonra Mehmet Ali dedeme sormuşlar. Mehmet Ali dedem o iki haftanın hiçbir anını hatırlamadığını ve yattığı yerde uyandığını söylüyormuş herkese. Durmuş dedem de kendine geldiğinde Mehmet Ali dedemin suratına bile bakamıyormuş. Olduğu yerden kaçıyormuş. Onu görünce dualar okumaya başlıyormuş. Mehmet Ali dedem de şaşkınlık içinde onu izliyormuş. Keza Mehmet Ali dedem de korkmuş. Ona göre o abisiyle beraber yatmış ve uyandığında etrafında bir sürü adam varmış ve birisi de onu gösterip çığlıklar atıyormuş. O iki hafta boyunca ne bir yeri çamur olmuş ne aç susuz kalmış. Sadece yatıp uyanmış gibiymiş Mehmet Ali dedem. Durmuş dedem Mehmet Ali dedemin olduğunu kabul etmesi için bir hafta gibi bir süre geçmesi gerekmiş. Bu süre zarfında durmuş dedem. Halen Mehmet Ali dedemden korkmuş. Sonrasında oturup konuşmuşlar olanları. Durmuş dedem. Mehmet Ali dedemi anlatmaya başlamış tek tek. Tabi yanlarında başka insanlar da var. Durmuş dedem halen yalnız kalamıyormuş Mehmet Ali dedemle. Mehmet Ali dedemin suratı bembeyaz olmuş. Sonra utanır gibi olmuş. Yüzünü yere çevirmiş o zaman anlamışlar Mehmet Ali dedemin bir şeyler yaptığını. Mehmet Ali dedeme ne yapsın diye sormuşlar ama sesini çıkartmadan çıkmış gitmiş kapıdan. Birkaç gün geçtikten sonra bir hoca getirmiş Mehmet Ali dedem ve herkesi toplamış sonra demiş ki yaptığım cahiliyi anlatacağım hocanın yanında. Eğer bir çözüm varsa halledelim demiş. Herkes dikkat kesilmiş. Mehmet Ali dedemi dinlemeye başlamış. Bundan sonrası yaylada değil köyde geçmişte olan bir olay. Mehmet Ali dedem gençken akşam ezanından hemen sonra bir kız görmüş köyde çeşme başında. Güllük, çeşmesi derler oraya. Birkaç vaka daha olmuştur aynı bölgede. Kızın üzerinde uzun bir etek varmış. Çok güzel bir kızmış. Yanında da bizim köyden başka bir eleman daha varmış. Bizim oralarda herkes birbirini tanır ama bu kız bizim oralı değilmiş. Kız sarışın, mavi gözlü bir afetmiş. Dedemle arkadaşı birer cigara yakmışlar ve kızı kesmeye başlamışlar. Atları suluyoruz hesabına. Derken dedemin arkadaşı kızla konuşacağım ben demiş. Dedem de konuş bakalım ne diyecek demiş. Arkadaşı kızın yanına gitmiş. Bir şeyler diyormuş. Kız hiç tepki vermeden yüzüne bakıyormuş adamın. Dedemin arkadaşı konuş diye ısrar ederken kız bir şeyler söylemiş anlamadıkları bir dilde. Dedeme kızın sesi çok kalın gelmiş. Tırsmış dedem uzaktan arkadaşına bağırmış. Gidelim demiş. Ama adam kadının yüzüne değil de vücuduna baktığı için gitmek istememiş. Dedem kadının yüzünde donuk ifadeler olduğunu fark etmiş. Sonra bu kadın Mehmet Ali dedemin arkadaşına yaklaşmış. Atlar iyice korkmaya başlamış. Kadın uzanarak adamın boynundan sarılmış. Dedemin arkadaşının da boyu bayağı uzunmuş. Kadın o şekilde sarılınca bir an heyecan olmuş ikisinde de. Sonra dedem bir an yere doğru bakmış. Kadın uzanırken o uzun eteğinin altından ayakları çıkmış. Ayaklarının ters olduğunu görünce bağırtıyı basmış dedem. Cin lan bu. Cin kaç diye. Kadın boynuna sarılmış vaziyette olduğundan ötürü yukarıdan bakmış ayaklarına ama görememiş. Dedem atı falan da bırakmış. Kendi koşarak kaçmaya başlamış. Arada bir arkasına bakarak kaçıyormuş. Arkasına baktığında arkadaşının da elinden kurtulduğunu ve kaçtığını görmüş. Kadın put gibi duruyor ve bunların kaçışını izliyormuş. Mehmet Ali dedem koşarken bir feryat duymuş, arkasına bakmış, arkadaşının önüne kadın çıkmış ve o anki tepkisiyle yan tarafta duran uçurumdan yere düşmüş. Onu düşerken bağırmasıymış bu ses. Mehmet Ali dedem koşmaya devam etmiş. Bir viraj döndüğünde kadın bunun da önüne çıkmış. Bir anda bacaklarının bağı çözülüp yere düşmüş. Kadın bunun yanına gelmiş. Orada kadın onun yanına geldikten sonra Kendisiyle evlenmesini istemiş. Yoksa ona ömür boyu ıstırap olacağını ve çocuğunun olmasını engelleyeceğini söylemiş. Dedem çok korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Sonra kadın buna üç gün mühlet vermiş. Ve sonra kaybolmuş. Kadın gittikten sonra arkadaşına bakmaya gitmiş dedem. Adam dereye düşüp ölmüş. Dedem birkaç komşusunu çağırarak kurt kovaladı kaçtık bizde. Arkadaşım da dereye düştü demiş. O zaman insanlar cinli bu yaklaşmayın diye laf ediyorlarmış. Böyle dedikodular çıkmasın diye yalan söylemiş. Üç gün sonra kadın gelmiş dedemin yanına. Evde yemek yerken kadın bir tek dedeme gözüküyormuş. Mehmet Ali dedem de tuvalete gitmiş. Orada ne konuştuklarını anlatmamış ama sonuç olarak kadınla evlenmiş. Bu olaydan kimsenin haberi yok ama Arada kaybolduğu oluyormuş ortalıktan ama kimse sallamamış. Dedem bu sırada beş senelik evliymiş. Karısı da hamile kalmış ama sürekli düşük yapıyormuş. Eşi sürekli düşük yaptığı için Mehmet Ali dedem çok üzülüyormuş. Herkes Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok derken Mehmet Ali dedem kahroluyormuş. Sebebini bir o bildiğinden ötürü kimse olayı oraya da bağlamamış. Sonra Mehmet Ali dedem Ünye'ye gitmiş. Mısır satçan bahanesiyle. Ama aslında orada bir hoca varmış. Ona gitmiş. Hoca kurtulmanın tek yolunun onu öldürmek olduğunu söylemiş. Dedem de kabul etmiş. Hoca yapılması gerekenleri dedeme bir bir anlatmış. Mehmet Ali dedem köye döner dönmez. Hoca ne dediyse harfi harfine uygulamış ve gözü önünde o cin kadın yanmış. Bundan sonra birisi de benim dedemin babası olan dört erkek evladı olmuş. O sürekli düşük yapan kadın bir daha düşük yapmamış hiç. Şu an yaşadıklarımız da bu cinin bir şekilde akrabası mı? Onu seven başka bir cin mi? Yoksa Mehmet Ali dedemden çocuk yaptı da onlar mı? Belli değildir halen. Mehmet Ali dedemin anlattıklarından sonra Hoca gerekeni yapmış. Onlar o günden sonra bir şey yaşamamışlar. Fakat bu olayın bedelini ondan sonrakiler ödeyecekti.